Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tüm seçim çevrelerinden binlerce kıymetli aday adayı içinden en doğrusunu belirlemek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz MYK ve parti meclisi toplantımızın ardından 105 değerli belediye başkanı adayımızın ismini açıklıyoruz. Bu 105 isim arasında yola devam etmek istediğimiz mevcut belediye başkanlarımız da var. 105 belediye başkanı adayımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir. Yani bugün burada üzerinde tam uzlaşı sağlanan adaylarımızı açıklıyoruz. İyi ile yetinmiyor, en iyiyi arıyoruz. En iyi bulma sürecimiz devam ediyor. Aralık ayına kadar büyük şehirlerin de aralarında olduğu adaylık sürecini netleştirmiş, adaylarımızı büyük ölçüde açıklamış olacağız. Bizim tüm belediyelerimiz kıymetlidir. Tüm belediye başkanlarımız birer kahramandır. Her kahraman iyi birer liderdir. Bizim belediye başkanlarımız liyakat temeliyle en iyi ekipleri kurar, en az kaynakla büyük toplumsal faydayı yaratır. Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilecek yeni belediye başkanlarımızı da bu anlayışa uygun hareket edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin dört bir yanından belediye başkanı adaylarımızı açıklıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında nerede Cumhuriyet Halk Partili bir belediye varsa orada huzur var, kardeşlik var, bereket var, özgürlük var. 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin sayısını artırıp huzur, bereket ve refahı ülkemizin her yanına yayacağız. Üzerinde uzlaştığımız bütün kesimlerin ittifakıyla aday gösterilen isimleri bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz parti olarak başından beri sandıkta ittifakı, yani halkın ittifakını savunuyoruz. Bugün açıkladığımız adaylarımızın tümü de zaten herkesin üzerinde anlaştığı, herkesin ittifakı ile ortaya çıkmış adaylardır. Ben adaylarımızı tek tek tebrik ediyor, bu zorlu süreçte kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye'yi yerelden başlayarak hem ekonomik hem de demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için adaylarımıza büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin ekonomik kriziyle demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda ve bu durum dış politikadan eğitime, sağlıktan hukuka kadar ülkenin bütününü ciddi bir biçimde etkiliyor. Bu sorunların hepsi yereli de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü ülkenin genel huzursuzluğu evimizin içine kadar girdi. Evimizin huzuru ülkenin huzurudur. Evimizde huzur yok ki ülkede huzur olsun. Evimizin huzuru sokağımızın huzurudur. Buradan yola çıkarak caddede huzur, şehirde huzur, ülkede huzur sağlamalıyız. Huzur olmayan yerde gelecek olmaz, düzen olmaz, bereket olmaz, mutluluk olmaz. Evde huzuru sağlayabilmek için de evin ekonomisinin iyi olması lazım. Çocuğunun eğitiminin iyi olması lazım. Sağlık hizmetlerinin tam şekilde verilmesi lazım. Biz öncelikle evdeki huzura talibiz, evde huzuru sağlayacağız. Tekrar tüm adaylarımıza başarılar ve sürecin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunların bir sayısı var mıdır? Nedir? Onları paylaşır mısınız? 35'in üzerinde. Evet. Bundan sonra aday belirleme yöntemlerimiz tabii eğilim yoklaması, anketlerle destekleyecek, gene heyetler illeri ziyaret edecek, genel raporlama yapacak. Ayrıca tabii ki ön seçim de olacak daha sonraki süreçte. Büyük şehirlerde Aralık ayını işaret ettiniz, ön seçim mesajı da verdiniz şimdi ama
Sayın Muharrem İnce'nin İstanbul'la ilgili bir ön seçim çağrısı oldu. Ön seçim olursa aday olurum diye. Ankara'da yine Mansur Yavaş ismi konuşuluyor. Bu iddialarla ilgili ya da bu konuşulanlarla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Aday tespit yöntemleri ve aday konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada açıkladığımız, daha önce de söylediğim gibi üzerinde uzlaşılan, hemfikir olunan adaylardı. Bundan sonra aday tespit yöntemlerimizi ve aday adaylarımızı mutlaka değerlendireceğiz. Hayır, yok. Şu anda yok. Ama önümüzdeki günlerde büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizden de mutlaka tespit ettiklerimiz olacak. Onları da sürekli paylaşacağız belli bir periyotta. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Ünal, hep sen soruyorsun. Efendim, parti meclisi toplantısı da bu noktada biraz tartışmalı geçti deniliyor. Henüz adaylık süreci tamamlanmadı. O noktada erken bir açıklama diye yorumlar da geldi bizim edindiğimiz bilgilere göre. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Tabii tekrar üstüne basarak ifade ediyorum. Bu açıkladığımız adaylar tamamen uzlaşı içerisinde ve birçoğu tek aday olan yerler. O anlamda zaten süreç tamamlansa dahi bir farklı bir aday durumu ortaya çıkmayacak yerler. O yüzden sürenin uzaması ile ilgili bir alakası yok. Üç büyük il için özellikle İstanbul, Ankara için diğer partilerle bir seçim işbirliği yapılacak mı? Biz bu konudaki görüşlerimizi açıkladık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz Halk İttifakı, Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz, Sandık İttifakı'ndan bahsediyoruz. Sonuçta tabandaki ittifaktan bahsediyoruz. Bu sürecimiz de devam ediyor. Evet, başka yok herhalde. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii. Listeyi arkadaşlar size çıkışta emekli de verebiliriz. Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı. Daha çok Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı ama batıdan da ilçe ve beldelerimiz var. Mevcut ilçe ve beldelerimizde olanlar var. Önemli birkaç. Yani hepsi önemli bizim için ama tabii Aydın'dan var, Isparta var, Denizli'den var, yani Doğu illerimizden, Güneydoğu illerimizden var, gene Karadeniz illerimizden var. Diyarbakır Denizli var mı bizde? Diyarbakır. Yok, hayır. Şu anda açıkladığımız sadece ilçe ve beldeler. Evet. Peki, çok teşekkür ederim arkadaşlar.